Merhaba arkadaşlar. Terraria Expert'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son birkaç hafta önce video atmıştım herhalde. Yani 2 hafta 3 hafta olmuştur herhalde. Bayağıdır video çekemiyorum. Zamanım yok çünkü. Harbiden hiç zamanım yok. Çünkü evlilik hazırlıkları yapıyoruz. Yani şu önümüzdeki 7-8 ay içerisinde düğünler, bilmem neler, nişanlar, sözler, istemeler, altınlar, paralar, şeyler, dolarlar, eurolar havada uçuşuyor abi. Hayvan gibi. Üzerimize yükleniyorlar. Hayvan gibi çalışıyorum ben de. Harbiden deli gibi çalışıyorum. O yüzden zamanım yok. Yani bilgisayarın başına oturuyorum. Birazcık oyun oynuyorum. Birkaç saat uyumayla geçiyor zaman sonra. Sonra çalış. Tekrar yat. Uyu. Para kazan. Git onu öde. Bunu öde. Abi bitmiyor. Çok fazla istek var. Tamam mı? Çok fazla istek olduğu için onlara da hepsini benim karşılamam lazım. Deli gibi para lazım. O yüzden de çalışmam gerekiyor. Videoya zaman kalmıyor. Yani daha önceden Rise of Nation, oynadığım Rise of Nation bölümleri stoktaydı. Onları tek tek atıyorum. Bazen boş zamanda da oynayabileceğim böyle çerez oyun varsa onları oynayıp video çekiyorum falan. Onları koyuyorum. Böyle bu şekilde gidiyor. Ama şu anda acayip yoğunum. Yani bu ara Twitch'e de yayın açmayı planlıyoruz. Yani internet altyapım değişti. İnternet altyapım şu şekilde değişti. Bakayım kaçtı, ben 14 megabit falan internet kullanabiliyordum. Yani 12-14 o aralarda bir şey kullanıyordum. Ve kotadan dolayı da 3'te 1 hıza düştüm. Zaten hepten leş oluyordu. Ve 0.80 upload alıyordum. Bir değişiklik yaptık internette. Altyapıda modemde falan bir değişiklik yaptım. VDSL'e geçtim. Şu an 24 alıyorum. 3 megabit kadar da bir uploadım var. Hani en azından ortalama bir yayın açacak kadar bir internet hızına eriştim. Geçen denemeler yaptık. İlk perşembe günüydü. Perşembe günü ilk denemeyi yaptık. Böyle bir açtık bir iki saat. Hani ayarlamayla geçti. Tam hakim değilim programı nasıl kullanacağıma ya da ne yapacağıma yönelik hakimiyetim yok. Programla ilgili. Ha, yardım alıyorum. Yapacağım. Şu anda sadece ince ayarları yapıyoruz falan. Bundan sonraki süreçler onu tamamladığımda, o ayarlamayı tamamladığımda saat 8'den sonra, yani işten sonra bir 2 saatlik 3 saatlik yayınlar olabilir her akşam. Bu şekilde. O şekilde de devam etmeyi düşünüyoruz. Yani yayında bodoslama bir oyun oynayacağız. Örnek veriyorum, Terraria'ya bodoslama oynuyorsak, yani bu haritada değil tabii ki, bodoslama oyun oynuyoruz. Oradakileri kaydedip YouTube'a koymayacağım. Orada tamamen seçtiğim oyunları oynayacağız. Bodoslama gidecek. Sohbet, muhabbet, oyun olacak sadece. YouTube için ayrı video çekeceğim. Yani Twitch'te oynadığım oyun ya da YouTube'daki bir oyunun devamını Twitch'te, bununla ilgili yayında oynamayı düşünmüyorum. Böyle bir işlem yapmayacağım. Şimdi ben abonelerle ilgili isimleri güncellediydim en son. Ama nereden başladım isim sürecine bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani isimleri nereden yazmaya başladım tekrardan, devamını hatırlamıyorum. Bütün videoların altına yazılan isimleri topladıydım, bir araya getirdim, sonra eklediydim mezarlığa. Şimdi bakayım bir listemde nereden başlamışım. Şuradan başladım sanırım. Geçmiş videolardan da baktım. Şimdi isimler fazla, eskiden hani 20-30 tane isim geliyordu ve hepsini takır takır ekleyebiliyordum. Ama videolarda birikmesini bekledim. Biraz biriktikten sonra doldurdum. Evet, Ozan Çöpürkaya'dan başladım hatırladığım kadarıyla. Sonra Alper Gökçe, evet. Osman, bu arkadaş sadece adını yazmış, o yüzden sadece adını ekledim ben de. Barış Eve Aktürk, Halil Reva Kayhan, Doğukan Noyan, Sef X, doğrudur inşallah, Burak Şahin, Guyakan 4PV, Kadir Efe, sonra Oğuzhan Yetemen, İşsizman, başka altlarda isim var mı? Altı eklemedim, altı yeni oluşturmuştum. Bu tarafı bilmiyorum ya, bu tarafı ne zaman ekledim? Bak burada daha devam eden isimler var. Neyse, burayı da okuyayım. Arda Özkeleş, Ripwood, Berke Kaplan, Mustafa Kemal Topbaş, Kerem Ali Manat, Feyza Yıldırım. Buraya kadar. Mezarımız şu anda şuraya kadar. İsimleri şuraya kadar doldurmuşum. Üst tarafta da şu üst sırayı da okuyayım. Çünkü kaçırdığım isimler olabilir. Hatırlamıyorum çünkü. Şuralardan bir yerden başlamış olabilirim. Üst sırayı da komple okuyayım şu uçtan beri. Eray Kocamaz, Elanur Demirel, Onur Karakuş, Crozy, Yahya Özdemir, Seymen Kara, Türk Şeker, Serhat Yazıcı, Eren İkinci, Metehan Yüzer, Oğuzhan Odacı, Emir Lop üst sırada. Burada Burra Güzelhan var, Ali Bulut Aydın, Ahmet Emre, Loes Tiro, Mustafa Aybars, Orhan Uzun, Yiğit Can Yasa, Barbaros, Mert Sincan, Pels, Murat Aziz ve Kutay Kurt var üst sırada da. Eğer ismini kaçırdığım varsa, şu anda listelerden, yani en son aldığım isimleri buraya eklediğim isimler.
Şimdi bu liste şurada bir yerde bitiyor. Şurada bitiyor. Şu 2, 3, 4, 5, 6 mezar üst tarafta boş. 24 tane de altta boş. Yani 30 tane daha isim ekleyebiliriz. Bu 30 isimden sonra artık mezarlara isim eklemeyeceğim arkadaşlar. Doldu kapasitemiz. Yani dolmadı aslında, uzatabilirim sağa sola doğru ama uzatmayı planlamıyorum. 30 tane daha isim yazabilirim şu anda. 30 ismin dışında isim yazmayacağım. Biz en son ne yapıyorduk? Mekaları kestik. Ben mekaları kestikten sonra ne yaptım? Onu bir göstereyim öncelikle. Kendim ara ara zaman buldukça, yarım saat, bir saat arada bir girip Terraria oynuyorum arkadaşlar. Giriyorum işte haritada bir şeyler inşa ediyorum falan filan. İnşaları tamamladıktan sonra bunu alayım lan. Companion Cup kaç para bu? 5 platinum. Bende kaç var? 24 var. Ver. Başka ne vardı la? Bakmadım dur. Bizde bundan var. Şunlardan var herhalde. Kod 1 var mıydı ya? Tamam be, bir şey almaya gerek yok. Şimdi Turtle Armor'u tamamladım. Üzerimdeki Turtle Armor şu anda. Lan. Oğlum itemlere nasıl geçiyorduk? Heh, tamam. Turtle Armor var üzerinde şu anda. Turtle Armor'u tamamladım. Şu anda bundan sonraki setimiz Beedle olacak. Beedle yapacağım. Aksesuarlarım yine hala çöp çünkü aksesuar peşinde fazla koşamadık. Haritayı sağ tarafa doğru düzenledim arkadaşlar. Zemin dümdüz. Yani bir unicornla koşarsanız dümdüz bir şekilde okyanusa kadar varabiliyorsunuz. Bayağı bir düzenledim haritayı. Kırdım, biçtim. Böyle dümdüz koşabileceğim, takılmadan koşabileceğim alanlar yaptım. Mesela şu girişleri bıraktım. Çünkü bu işleri böyle güzel kapılar yapmayı planlıyorum. Tapınak gibi giriş yapabilmek için biyoma. Düzenleyeceğim daha ufak tefek yerler var ama tam hani artık böyle eğrili bürülü değil haritanın sağ tarafı. Sonuna kadar dümdüz bir alan var bu şekilde. Yani koşabileceğiniz, takılmadan koşabileceğiniz bir alan yarattım. Bu şekilde yaptım. Şimdi planım mekaları kestiğimiz için Plantera'yı kesmek olacak. Plantera için şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Plantera'yı büyük ihtimalle şuralarda bir yerde keseceğiz. Şurada büyük bir boşluk var. Ben buradan marble kaldırmıştım. Yani mermer biyomunu kaldırdım. Komple patlattıydım orayı. Hastaneyi yapabilmek için, şurası için. Burada kocaman bir boşluk var. Buraya bir düzenek yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir düzenek yapacağım? Onu da anlatayım harita üzerinde oraya gitmeden. Plantera'nın tohumunu bulduğum zaman buraya yönelebileceğim yollar yapacağım kendime. Tamam mı? Dört bir yandan. Plantera'yı bir ortaya, göbeğe çekeceğim. Göbeğe çektiğim zaman Plantera duvarlara tutunarak yürüyen bir boss. Yani sağa sola tutunuyor ve yürüyor. Çok fazla hızlı hareket eden bir boss da değil. Yüzeye yaklaşmadığınız sürece deli gibi hızlanamıyor. Yüzeye yaklaşırsanız bir anda üzerinize gelip tek atabiliyor. O yüzden buraya önce ana merkez burası olacak. Ve bunun etrafını vagon sistemi yapacağım. Yani sürekli Plantera'yı etrafına dönebileceğim bir alan yapacağım burayı. Plantera'yı peşime takacağım. Vagonumuz çok hızlı olduğu için, oyunun en hızlı vagonu olduğu için Plantera'yı peşime takıp sürekli etrafında dönerek taramaya başlayacağım. O bana gelmeye çalışırken ölecek. Yani yaklaşamadan öldüreceğiz. Bu şekilde keseceğim. Böyle bir sistem yapacağım jungle'a. Ondan sonra Plantera'yı hep orada o şekilde keseceğim. Amacımız bu olacak. Sağ tarafı komple ben bu şekilde düzenledim, dizayn ettim. Tabi Plantera'nın o merkez alanda gezdiğine duvarlar olacak. O duvarların olmasının sebebi de şu ok. Bu ok vurduğu zaman, bir yere vurduğu zaman sekerek tekrar geri geliyor. Yani Plantera'yı ortaya alacağım. Attığım oklar iki kez Plantera'ya vurmuş olacak. İki kez hasar yiyecek benden. Bu şekilde Plantera'yı keseceğiz. Tabi farklı bir taktik de deneyebilirim. Her şey deneyebiliriz ama ben vagon sistemle bir taktik yapacağım bu şekilde. Burayı düzenlememin sebebi, sağ tarafı düzenlememin sebebi sağ tarafı, yüzeyi bu şekilde düzenlememin sebebi arkadaşlar yeni yapılar yapıyorum. Yeni yapılar yapacağım için alanın düz olması gerek. Düz bir alana o yapılarımızı inşa edeceğim. Ve ikincil olarak da bir tren yolu inşa edeceğim. Bunu yer altından yapabilirim. Tam emin değilim. Yer üstünden de yapabilirim. Şu şekilde haritanın yer üstünden bir vagon sistemi, metro sistemi de yapabilirim. Yer altından giden bir tren hattı da yapabilirim. Yani bir tren hattı yapacağım. Haritayı boydan boya kapsayan. Örnek veriyorum, bu hat ne işe yarayacak?
İşte şuradaki balık tutma noktası yapacağım mesela burayı. Ya da snow biyomunda balık tutma noktası yapacağım şurada. İnşa edeceğim bir yapı. Güzel yapı resimleri buldum bu arada. Onları inşa edeceğim. İnşa etmek için de belli bir zamana ihtiyacım var. O uzun zamanı yakaladığımda gireceğim oyuna. Onları inşa edeceğim. Belki onu yayında yapabilirim mesela. Hani çünkü çok etken olmadığı için, videoya çekmediğim için o bölümleri. Buraya bir yapı yapacağım mesela. Vagon sistemiyle işte nereye gitmek istiyorum evden çıkınca, işte snow biyomunda balık tutacağım, bineceğim Rago vagona, buraya geleceğim. Gökyüzü adasına nerede? Mesela şurada bir balık tutma yeri inşa edeceğim. Vagon buraya gelecek. Bineceğim, buraya geleceğim. Hani katlar olacak değiştirebileceğim. Yani bütün balık tutma noktalarına örümcek ağ gibi giden bir vagon sistemi yapacağım. İşte hele kadar giden ya da jungle biyomuna kadar giden bir vagon sistemi yapacağım oyuna. Biraz uzun sürecek bu işlemim. Oyun dışındayken bayağı bir inşaat yapmam gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra sürekli olarak balık görevlerini istediğim noktalarda istediğim hızla giderek yapabileceğim. Ya da rahatlıkla haritada gezebileceğim. Teleport sistemi var. Teleport sistemi de kuracağım. Teleport sistemini uzak noktalara değil de evin içindeki bölümlere, kısımlara gitmek için kullanabilirim. Hani bu değişiklik gösterebilir. Ya da ana noktalara, ya ne bileyim dungeon'ın kapısına giden bir teleport ya da okyanus biyomuna giden bir teleport da kurabilirim. Yani vagona binmek isteyen vagona biner ya da vagonuna gitmek istemeyen pat diye ışınlanman gerekiyor. O an pat diye oraya da ışınlanabilirsin. Bu şekilde sistemler yapacağım ama bununla ilgili zamana ihtiyacım var. O zaman da ben de şu an yok. Yani bu videoyu bile zor çekiyorum, öyle diyeyim. Buraya güzel bir rıhtım evi buldum internette. Onu inşa edeceğim buraya arkadaşlar. Balık tutma noktası okyanusun tam şu noktaya şöyle. Güzel bir rıhtım evi inşa edeceğim. Okyanusun belki şu ortasına da bir gemi inşaat yaparım. Korsan gemisi. Bu bizim NPC'yi buraya gönderme sağlayabilirim bu şekilde. Amacım bu olacak. Yani bu tarzda düzenlemeler olacak. Bunları video içinde yapmayacağım çünkü çok zaman alıyor. Video içinde yapmamı isteyenler oluyor ama video içinde inanılmaz derecede, yani 5-6 saatlik bir videoda belki bir yapıyı yapabiliyorum belki de. Çünkü mesela şunu ben kafamdan inşa etmiyorum. Bunu internette birisinden buluyorum abi. Bakıyorum abi, bu mesela internette bulduğumda maviydi. Ben dedim ki ya ben bunu crimson'dan yaptığım taşlardan yapayım, daha güzel olur. Öyle düşündüm. Aynısını yani kopya çektim. Bu benim yapım değil. Aynısını bakarak yaptım ve bu benim 1 saatimi 2 saatimi alıyor. Çünkü tek tek bakarak yaptığım için benim zamanımı alıyor ve bu zamanı videoda yaparsam insanlar bayar. Bayılır yani. Mesela bunun daha merdiven sistemini koymadım. Bunların hepsi internetten bulduğum yapılar arkadaşlar. Kendi uydurduğum yapılar değil. İnternetten beğendiğim, hoşuma giden şeyleri alıyorum. İnşa ediyorum kendi istediğim materyallerle. Bu şekilde. Yani siz de yapabilirsiniz. Tabii ki bunu video işinde yapmayacağım asla. Çünkü çok fazla zaman istiyor. Mesela o şatoyu kurmam benim kaç saat aldı? 28 saatte kurdum ben o şatoyu tek tek. Mesela şey diyen oluyor. Programla yapmışsın ya da işte ne bileyim hile kullanmışsın falan filan. Öyle bir şey yok. Tek tek inşa ediyorum. Yani tek tek blokları koyarak yapıyorum. Bakıyorum resimden. Mesela o şato, şu şatomuz arkadaşlar. Resimde lan tam adını, resmin adını da hatırlamıyorum ya. Bohan bir şeydi. Resimde şu sol tarafı, bak şuradan itibaren resimdekinin aynısı. Ama sağ tarafı kalenin sağ tarafı resimde tamamen farklı. Yani orantısız ve farklı bir şekilde dizayn edilmiş. Ben onu yapmak istemediğim için, yani o şekilde inşa edip orantısız bir şey, mesela şurasından bir kule daha çıkıyor o resmin. Ufak bir kule daha. O hoşuma gitmediği için o yapısı, o yapısallığı, ben sağ tarafının simetrisini kopyalayıp, yani aynı burayı şuraya kadar bu resimden bakarak yaptım. Sonra buradan şuradan bakarak sağ tarafını yaptım. Simetrisini sağ tarafa geçirdim. Ve bu şato ortaya çıktı. Yani resimdekinin aynısı değil, tam aynısı değil. Çünkü resimdeki orantısız olduğu için benim de orantı gözüme battığı için ben bu şekilde yaptım. Sol tarafı sadece şu kuleden itibaren şurasını aldım resmin. O resimden bakarak yaptım. Sonra buradan aynısını bu tarafa yaptım ve bu kale şato ortaya çıktı. Bu şekilde yaptım. Yani resimlere bakarak yapıyorum işlemleri, evleri falan. Yine bir sürü balık tutma evleri yaptım. Balık tutma için alanlar inşa edeceğim. İşte gökyüzü adasına, jungle'a, snow biome'a, işte okyanusa ve hele en alta cehenneme bir balık tutma noktaları yapacağım. İşte underground'a, örnek veriyorum surface'e ya da cavern'e gibi balık tutma noktaları yapacağım ve bunların hepsine metro ağı gidecek. Bu metro ağıyla rahatlıkla hareket edebileceğim. Çünkü balık görevi başarımım kaldı. Bir tek Terraria'da, bak Crimson'da balık tutmamı istiyor mesela. Crimson biyomuna şey yapmayı düşünüyorum. Şuradaki, nerede lan o?
Snow Biome'da Crimson Biome'unu yok edeceğim. Bu arada Climonator'ı aldım arkadaşlar. Getirdi satıcı. Satıcıdan satın aldım onu. Platinum'u, 2 Platinum'la. Gezegenimizi artık temizleyebiliyoruz. Crimson'dan kurtarabilirim. Tabii daha şu anda onunla ilgilenmiyorum. O işlemi yapmıyorum. Ama yapacağım. Benim Crimson'ım burası. Burayı güvence altına alacağım. Ne yaptım? Şuradan bakın şöyle bloklarla, granit bloklarla ben burayı çoktan böldüm. Yani burayı bayağı bir uğraştım, böldüm. Granitle artık yayılmasını önleyecek şekilde böldüm. Ha, yayılıyor mu? Yayılıyor. Neden? Çünkü granitin sağ tarafındaki ve sol tarafındaki Crimson'ı yok etmediğim için yayılabiliyor. Bir tane bile nokta kalsa o yayılmaya başlıyor arkadaşlar. Yani şu granitin sağ tarafındaki, şuradaki bütün Crimson'ı yok ettiğim zaman artık buradan bu tarafa yayılamaz. Engel oldum ona. Burası benim Crimson alanım olacak. Belki şurayı yok edebilirim. Yani sadece burası da olabilir. Bilmiyorum, o benim düşünce tarzım. Sol tarafla ilgili hiçbir düzenleme yapmadım. Lunar biyomum çok küçük. Yani şu kadar bir alan. Ne yapacağım? Şuradaki Crimson'ı yok edeceğim. Lunar yayılacak. Burası komple o bölüm olacak. Burayı da koruma altına alacağım. Jungle'a yayılamıyor zaten. Crimson'a da yayılamıyor. İkisi birbirini engelliyor. Tam arada kalmış oluyor. Şurası boydan boya Lunar olmuş olacak. Hollow biyom olmuş olacak. Ben de bu biyomları kullanmış olacağım. Yani 3 biyom, istediğim 3 biyom yan yana olacak. Şuradaki Crimson'ı komple yok edeceğim mesela. Bu şeyde bu şekilde işlemler yapacağım. Bu Crimson'ı yok ettiğimde buraya Jungle yayılacaktır. Crimson'ı yok ettiğimde. Crimson bir daha Jungle'ın içerisine yayılamıyor çünkü. Bu tarafa, sol taraf bayağı bir operasyon istediği için sol taraf, önce sağ tarafı düzenledim. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi Crimson'da balık tutmamı istiyorum. Balık görevini yetiştirebilir miyim? Tam bilmiyorum. Bakalım. Bir gidelim. En azından bir girip bir olta atalım. Belki tutarız. Bayağı da Terraria. Abi Terraria ne zaman atacaksın? Abi Terraria ne zaman atacaksın? Terraria ne zaman gelecek? Terraria ne zaman gelecek? Yani Terraria gelecek de ben gelemiyorum abi. Ben yokum yani. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü çok fazla çalışıyorum. Para lazım deli gibi. Çünkü çok fazla masraf var. Öyle böyle değil. Aklınız durur yani. Hepsini nereden alacağız? Yani nasıl olacak? Her attığım videoya 50 bin dolar bağış almıyorum. Yani öyle bir şey yok. O zaman çalışmam gerekiyor. Çalışmam gerekiyorsa videoda çekemiyorum. Yapacak hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Fazla ödeme var. Videolar o yüzden gelmiyor. Ha, geliyor. Kanala Terraria videosu gelmiyor. Haftada bir ne varsa elimde ya da ne çektiysem, Rise of Nation'mış, farklı bir videoymuş, onları atıyorum. İzlemek izlememek size kalmış. Kimseyi zorlamıyoruz kanalda. İşte herkes istediği videoyu izleyip beğeni atabiliyor, yorum atabiliyor. Kimseye niye yorum atmadın ya da niye beğenmedin ya da niye izlemedin demiyoruz. Çünkü ben o sisteme karşıyım. Hep de karşı olacağım. Herkesin kendi seçimi. Aa, burası da çok tehlikeli ya. Şu ikorlar var ya geniş alanda. Şu ikor atan ahtapotlar geniş alanda çok fazla vuruyor arkadaşlar. Buna dar alanda öldürmek daha kolay. Bakın oklar yerden sekiyor, gökyüzüne geri geliyor. Yani aynı bu alanı şeye oluşturacağım. Plantere oluşturacağım. Çünkü aynı okta iki kere demeç yemiş olacak. Oğlum deli gibi yaratık varmış burada ya. Çoğalmışlar. Yokluğumda ne yaptınız? Yayınları arkadaşlar her akşam 8'de yapmayı planlıyorum. Yani 7'de ben işten çıkıyorum. 7.30'da falan eve gelmiş oluyorum. Yani o yarım saatlik süreçte bir yemek yerim, bir şeyler yaparım, hazırlanırım falan. Saat 8, 8.30 gibi falan her akşam bir 2 saat, 3 saat bu şekilde yayın yapmayı da planlıyorum. Ama nasıl olur onu bilmiyorum. Yani daha hiç ayarlamaları falan yapamadım. Tam hakim değilim programa. Ve internet altyapım ne kadarını kaldırır? Oyunlarda sorun yapar mı? Seslerle ilgili sorun olur mu? Tam bilmiyorum. Sadece deneme yapacağım. Eğer olursa bu şekilde devam edecek. Olmazsa olmaz yani. Yapacak bir şey yok. Bu beni üzmez. Şimdi şuradaki balık görevini tutup da gidebilirsek 10 numara olacak. Ulan basmayı unuttum ya. Sabah olmuş mudur? Balık görevi gitmiş midir? Saat 5.30. Balık görevi gitmiş olabilir ya. Değişmiş olabilir balık görevi. Bir eve gidip teyit edelim. Evet. Gündüz olmuş. Yeni bir balık görevi geldi büyük ihtimalle. Hemen onu alalım.
Ya şu anda 70-80 tane balık görevi yaptım. 200 tane yapmamı istiyor başarım almam için. Ve ben balık görevleriyle hiç uğraşan birisi değilim. Yani bütün başarımları aldık, onu alamadım. Ayar oluyorum ya. Almak istiyorum. Surface. Tamam, yeryüzünde. Tamam. En yakın yeryüzü nerede var? Şurada var da. Ya burası tam yeryüzü değil. Yani Snow'a çok yakın olduğu için Snow olarak da sayabiliyor. Biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Burayı düzeltmem lazım. Nasıl düzelteceğim? Snow biyomunu yok edeceğim şuradan. Kaldırmam lazım. Bak. Şu kar yağmaması gerekiyor. Surface olarak sayması için. Yani buradan olta atacağım. Tamam mı? Buradan çekeceğim. Burayı surface saysın diye. Snow saymasın diye. O şu snow biyomunu oradan kaldırıp bu sorunu çözmem lazım. Orayı toprakla kaplayacağım. Çim gelişsin. Bana bu şekilde engel olmasın. Şu alttaki karları falan yok etmem lazım. Bak yine kar. Hadi ver görevi gidelim. Uğraştırma bizi. Ver görevi. Mezarlarda 30 kişilik yer kaldı. 30 kişinin daha adını yazabilirim. Arkadaşlar 30 kişiden sonra isim yazmayacağım artık. Bu haritanın isimleri bu şekilde. İkinci sezonda da bir dünya isim yazmıştık. Hepsi duruyor hala. Silmedim o haritayı. Hala duruyor. Arada bir gidiyorum. Şu an bu haritada elde ettiğim bir item varsa, mesela bir kılıcı elde ettim. O haritadan gidip de o kılıcı alabiliyorum. Ya da ne bileyim. Yani bu haritada elde ettiğim bir şeyi gidip oradan alabiliyorum. Çünkü ortada var olduğu için. Ama elde etmediğim bir şey almıyorum, hile yapmış gibi hissetmemek için. Ya da bu haritaya başkasının, bu haritada benim elde etmediğim bir şeyi getirmesini sağlamıyorum arkadaşlar. Hoşuma gitmiyor. Mesela zırhları getirttirdim. Yani daha elde edemeyeceğim zırhları getirttirdim. O da Corruption biyomunda elde edilebilen zırhlar var aşağıda. Ama giyip de kullanmıyorum. Mesela Adamant zırhını kullanmadım hiç. Kullanmıyorum, tamamen koleksiyonum tamamlansın diye getirttirdim. Çünkü farklı bir harita açıp o seviyeye gelip o kostümü almaya çalışmak falan filan, onunla uğraşamazdım. Bunun dışında böyle eklentiler ya da farklı şeyler gelmesini sağlamıyorum ortaya. O zaman oyundan soğuyorum yani. Ben hileden nefret ederim oyunlarda. Hile olmayacak. Tamamen kendin yapacaksın abi. Şimdi şu görevi verelim. Bir görev daha aradan çıksın. Ne verdi? Master Bait, Sonar Potion falan filan. Şunu da bir açalım. Ne çıktı bunlar? Şunlar da çıktı. Tamam. Şu çantayı bir boşaltalım. Şu çöp. Ya her yerde chest var, tamam mı? Doldurduğum chestler var. Önüme gelen yere bir şeyler fırlatıyorum. Tamam mı? Atıyorum. Şimdi bunları boşaltmam lazım. Ayrıştırmam lazım. Ona bile zaman bulamıyorum yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunlarla bayağı bir uğraşmam gerekiyor. Yani şöyle önüme neresi gelirse boş, oraya saldırıyorum abi. Al bakalım. Tiki totemimizi atalım. Şunu atalım. Okumuz falan var burada. Tamam. Güzel. Crimson oklarımız da bitti. Krolopit oklarımız da bitti. Ya güzel bir silah ihtiyacım var. Şu anda çok güçlü bir silahım yok. Menzilli bir silahım yok. Bu yüzden sıkıntılar çekiyoruz. Jungle biyomunda hazırlıklara başlasam mı diye düşünüyorum ama sistemi nasıl oluşturacağımı tam çözemedim. Yani Plantera özgür olmamalı, anladınız mı? Çok geniş bir alanda olursa eğer, yani bomboş bir alanda olursa Plantera size fazla damage'ler verebiliyor. O yüzden diyorum ki yani şu alanı küçültüp Plantera'yı ortaya çekip sürekli etrafına dönmem lazım. Böyle bir sistem yapmam lazım ki hem bana ulaşamasın hem de hep ortada kalsın. Bu şekilde bir düzen yapabilirsem çatır çutur tarayacağım. Bir gidelim oraya. Ben bir oraya bir gideyim bakayım. Projeyi yapayım orada. Niye böyle bir alan yapıyorum Plantera'ya? Yani kes geç. Çünkü ilk kesicimizde bayağı bir zorlanacağız. Expert'te. Bir de ikinci hali var mı ya da nasıl bir formasyona giriyor onu bilmiyorum.
İlk kestiğimizde bayağı bir zorlanacağız. Kestikten sonra alabileceğim itemler olduğu için defalarca kesmem gerekecek. O yüzden böyle bir alanı yapmam gerekiyor. Bu alanı da oluşturacağım. Mount'umuz da düşmedi. Hollow Biome'unda gezip bir unicorn bulmak lazım. Unicorn'a ihtiyacımız var. En son bu arıyı aldıydık. Bir ara evde ne kadar aksesuarım, ne kadar itemim varsa hepsini bir gözden geçirmem gerekiyor. Hepsini değerlendirmem gerekiyor. Neydir, nerededir? Hepsine bir bakmam lazım. Ona göre bir üstümü düzenlemem lazım. Aksesuarlarımı da şu anda yani Destroyer'i kesecek şekilde bir aksesuar dizimi yapmıştım elimdekilerle. Şimdi bir Plantera'yı kesecek şekilde güzel bir aksesuar bir bakmam lazım evde. Yani craftlayabileceğim, birleştirebileceğim var mı diye bir kontrol etmem gerekiyor ama onu nasıl yapacağız? O zaman nasıl bulacağız onu bilmiyorum. Şimdi abi ben bu Marble'a bir gideyim. Ne var senin? Ne satıyorsun bize? Bakayım. Table. Ben bunları aldım senden tamam. Şu çeşmeleri de alıp şey şatoya güzel bir aksesuar yapacağım. Ama önümüzdeki günlerde. Şimdi ben burada ölürüm büyük ihtimalle. Şöyle şurayı bir point set yapayım. Buradan aşağı yardıralım. Önce bakalım neredeydi lan bu? Ha, direkt şuradan şöyle aşağı ineceğim. Tamam. Bu arada pot yok. Potum pot craftlamam lazım. Jump potları. Üzerimde şu anda küçük jump potları var galiba. O bile yok. O bile yok yani. Jump potum yok. Üzerime jump potu almamışım. Bir ara jump potu craftlayıp en üst yapabileceğim en üst seviyeyi craftlayıp yardırmam lazım. Şu anda potum da yok. Rahatlıkla ölebilirim yani. Burası ölmeye çok müsait şu anda. Kaplumbağa sesi duydum. Vuf etti. Merkezimiz burası. Burası merkez olacak. Plantera'yı buraya ortaya alacağım. Vagonun etrafında patır kütür döneceğim abi. Ama Plantera'nın tohumunu jungle'ın herhangi bir noktasında kırabileceğim için kırdığımda buraya gelmek için rahat bir yola ihtiyacım var. Yani buraya ulaşamazsam beni kesinlikle öldürür. Abi lanet olsun potum yok. Gidin lan buradan. Hay Allah kahretsin sizi ya. Şimdi burayı nasıl yapayım? Bir de kısmen böyle yaratıklar var. Şimdi arka planı şu Marble'ın arka planını kaldıracağım buradan. Şey alacağım. Şu çiçekli arka plandan alacağım. Burayı çiçekli arka plana çevireceğim öncelikle. Önce bunu bir yapacağım. Sonra etrafını taş bloklarla güzel bir çevirmem lazım. Ki bu yaratıklar da zırt pırt giremesin içeri. Taş blokların üzerinden şu kafa şeyler geçebilir ama insan yiyenler ama arılar falan gelemez. Falan olamaz. Bir de alanı biraz sürteceğim. Of öleceğim. Potum yok. Potum yok. Şuradan sektirip gönderemiyor muyum? Oğlum ne kadar çok yaratık var lan. Allah kahretsin. Gel gel bir sen eksiktin gel. Oklarımı bitirdiniz yemin ediyorum. Yeter artık. Yeter la yeter. Öl artık. Benim buraya eve gidip malzeme alıp geri gelmem lazım. Yoksa ben burada öleceğim.
Şimdi abi ben bu arka planı hemen kıramıyor muyum? Bir tane kırık, kırık bir nokta bulmam lazım ki kırayım. Başka türlü kıramam. Çünkü yer altında kendi doğal olan doğal bir arka planı kırabilmeniz için bir tane ufak bir kırık olması lazım arka planda. Oradan kırabiliyorsunuz. O yoksa kıramıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Nasıl yapacağız? Ölecek mi? Yeter artık, gelmeyin. Gelmeyin, potum yok, gelmeyin. Şurada cam var. Şimdi abi, ya bıktım artık. Lan şuraya bir konamadım. Heh. Şimdi bu arka planı bir kırık. Aha şurada kırık var. Buradan yayılırım. Bir dakika. Lan. Şunu bir ortadan kaldırayım. Bu gelip bana rahatsız verecek. Tamam. Allah kim vuruyor lan? Kim vuruyor? Al. Korkudan bir şeyleri koydum oraya. Şeyde ayar oluyorum. Hani az önce altta yazıyor ya arkadaş. Hala bitirmedim abi. Hala Terraria mı oynuyorsun abi? Hala Terraria videosunu çekiyorsun abi. Abi hala oynuyorum. Yani hala oynuyorum. Hala LoL oynuyorsun. Hala Counter Strike oynuyorsun. Ben de hala Terraria oynuyorum. Hala Minecraft oynuyorsun. Yani hala farklı oyunları oynayabiliyorsun yani. Ben de hala Terraria oynuyorum. Ve bu durumdan da memnunum. Hala da zevk alıyorum yani. Hani bu durumu harbiden ayar olurum ya. Yani hala mı? Evet hala oynuyorum abi. Herkes sevdiği oyunları hala nasıl oynuyorsa ben de hala Terraria oynuyorum. Ve yeni güncellemesi gelecek. Terraria'nın 1.6 güncelleme geldiğinde hala oynamaya da devam ediyor olacağım. Ve onu da oynayacağım. Öldük. Abi yemin ediyorum burada var ya, nasıl inşaat yapacağız bilmiyorum ya. Savaşmaktan hareket edemiyorum. Bir geldim buraya deli gibi savaşıyoruz. Kanlay mı lan? Şimdi şu spawn'ı bir kaldırayım. Şimdi ışından önce yıkılacak o da. Ulan ilk doğduğum yere kurmak var ya şurayı. Al. Nasıl yetmiyor ya? Öf. Şimdi vergi ver bana. 4 gold. Güzel. Quick stick. Şimdi abi benim öncelikle cam potu yapmam lazım. Ben bir potçuma gideyim. Yağmur yağıyor. Her zaman olduğu gibi. Bu haritada çok fazla yağmur yağıyor. Sebebini çözemedim. Oyuna ne zaman girsem yağmur yağıyor. Ben şöyle bir potçuma gideyim. Daha bu tarafı ışıklandırmadım ve potları dizmedim. Buraya ayrı ayrı potları ayıracağım. Şuraya bir rastgele atlayayım potları. Şimdi önce bunu bir alalım. 30-30. İki tane alayım. Biz bunları neyle craftlıyorduk? Önce bir onu hatırlamam lazım. Bütün dizimleri unuttuğum için... Gel bakalım. Şimdi anlat. Neyle craftlıyorduk bunu? Mavi mantar. Tamam. Mavi mantarla bunu yapacağız. Sonra onu bir şeyle craftlayacağız. Neyle craftladığımızı ona da bakacağım. Bak bu işte bu evler arasında bir teleport sistemi kurmayı planlıyorum.
Yani evlerin içine koymam teleportu büyük ihtimalle. Altlarına koyarım ya da teleport odaları yaparım ki her yere ışınlanabilmek için bir noktadan. Şimdi burada benim mantarım var mıydı? Olması lazım. Buralarda bir yerde mantar olması lazım. Ben bu arada mavi mantarları yetiştireceğim bir bölge de inşa etmedim ha. Onu da inşa edeceğim. Onu unutmamam lazım. O olayı unuttum ben. Tamamen daha onu inşa etmedik ya. Buralarda bir yerde olabilir mi? Bu neydi? Ah burada şey var. Pot var. Bunun devamı yok mu? Şu var. Başka? Biraz daha büyüğü. Yok mu? Bu kadar mı? Sen gel bir bakayım anne. Seni de alayım. Sizi geliştireceğim. Ama mavi mantarlardan nerede var? Abi. O kadar çok oldu ki chestler. Her şeyi bölmem lazım, ayrıştırmam lazım. Yoksa bulamıyoruz. Buralarda var mı? Şurada bir chest var. Bunun içinde var mı? Yok. Bunların içinde yok. Bitmiş. Evet, çok güzel. Bitmiş. Harika. Mis. Nereden elde edebiliriz? Şurada var küçük bir biyom. Ama orası bize yetmez. Ama idare edeceğiz. Yapacak bir şey de yok. Gibi. Gideceğiz. Oraya gideceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Bu videoda pek oyun yani pek fazla boss falan kesemedim arkadaşlar. Tamamen sohbet muhabbet de geçmiş oldu ama hani neden video gelmediğini en azından aydınlanmış oldunuz. Bu arada haritayı da bu şekilde düzenliyorum. Bakın göstereyim. Tamamen kübik şekillerle kazdığım noktaları kübik hallere getiriyorum. Haritada daha rahat gezebilmek için yani mağaralarda daha rahat gezebilmek için böyle kübik şekillere getiriyorum. Niye bu kübik şekillere getiriyorum abi? Hem sağa sola takılmıyorum, tamam mı? Hem de buradaki madenin bittiği anlamına geliyor. Nasıl? Bakın abi. Spelunker'i içtim şu anda. Görüyoruz bir tane bile ne tin var ne iron var. Ya da, ya da farklı bir maden. Hiçbir şey yok abi. Şu anda burada şu kübik olan yerlerde hiçbir şey yok. Kazıp bitirdiğim yerleri kübik hale getiriyorum. Madenlerini aldığım yerleri. Bakın kazıp daha kazmadığım yerler görüyor musunuz? Böyle çıkıntılı işte köşeli. Değil mi? Sivri bir ucu var. Kenarı köşesi var. Zıplıyorsun takılıyorsun falan filan. Yani buralarda gezmesi zor. Ama buraları kübik hale getirdiğiniz zaman bakın. Burada da buraya oda yapacağım bu arada bunu kırmamam lazım. Kübik hale getirdiğim zaman bakın çok rahatlıkla gezebiliyorum. Bu şekilde kaza kaza haritamı zaman içinde bu şekilde yapacağım. İstediğim gibi dizayn olmuş olacak. Yani bu haritada oynamaya sürekli devam edeceğim. Bir şeyler inşa edeceğim falan. Bu komple large'ı bir gün dolduracağım yani bir gün. Yıllar sürebilir bu ama bir gün. Böyle böyle ilerliyorum. Canım sıkıldıkça enter'e girip bu şekilde devam edeceğim. Şimdi ben hele kadar bir ara şuradan şurayı da alayım. Böyle bir durum yaptım. Yani dimdirek aşağı iniyor bu. Bunu neden yaptım? Bakın dimdirek aşağı gidiyor bu. Şuraya kadar gelmişim. Bakın buraya kadar gelmişim bunda. Şimdi neredeyim lan ben? Buradayım. Oraya nasıl gideceğim ben? Tamam buradan bir delik açarsam gidiyorum. Şuradan gidebilirim. Bunu neden yaptım? Dimdirek buradan atladığınızda hele ineceksiniz tamam mı? Hele iniyorum. Oradan sonra hani harita düzenlendikçe yani buradan böyle düzük şuraları görüyorsunuz kübik halde hep. Böyle aşağı aşağı kazara gittiğim zaman kapılar açacağım. Koridorlar. Sağa sola gidebileceğim, giriş yapabileceğim kapılar oluşturacağım. Ve bu şekilde rahatlıkla bütün mağaralarda aşağıda gezebileceğim. Tabi zaman içinde olacak bir şey bu. Bir anda yapamam bunu. Çok büyük bir harita. En büyük haritada oynuyoruz. Ondan zaman içinde yapabileceğim bir şey olduğu için böyle bir temel attım. Bakalım. İlerideki zamanda değişecek. Bak buraya Hollowed yayılmış. Hollow buraya yayılmış. Güzel. Şimdi bu yer tamam. Buradan aşağı gideceğim.
şuradan biraz mantar toplayalım. Bitti mi? Bu kadar mı? Şu şeyi kesersen biraz mantar alacağım. Şunu da keselim. Burayı bir düzleştirsem aslında düzleştirdiğim zaman daha çok mantar elde edebilirim. Kaç tane elde ettik şu anda? 29 tane. Yani bir 30 tane slotu çevirebiliyorum. Bir mantar mı istiyordu? 2 mantar istiyorsa 15 slot yaparım. Aa, taşa döndüm lan. Medusa mı geldi? Lan! Sen kimsin? Lan bırak. Seni bir aydınlatayım da ben. He, aydınlandın mı? Zeka küpü. Şuradan mantarları alalım. Tamam, bir gideyim eve. Potlarımızı hazırlayalım. Burası da korsan baskınlarıyla zamanla bütün eşyaları altına çevireceğim. Saray altından olacak. Altın saray. Kardeşim. Bir dakika, ben senin yanına niye geliyorum lan? Ben şey craftlayacağım. Şuralarda bir yerde vardı. Yo, şeye götürdüm. Tamam. Lan. Şu kapılarda düğmelere iki kez bastım mı açılmıyor. Ben geldim. Şimdi alchemy table. Gel bakayım. Burada yapabiliyorduk değil mi? Tamam. Bir tane istiyormuş. Tamam. 30 tane yapabileceğim. 30 tanesi oldu. 7 tane de fazladan var. 7 tane daha yap. Onu da buna ekle. Al. Bir 30 da burada oldu. Bunu sallar atarız. Bundan fazla var. At çöpe gitsin ya. Şimdi bunu nasıl craftlıyorduk? Bunu da büyütmenin bir yolu var. Şu anda bu 100 life, 100 can veriyor. Bunu 200'e kadar çıkartabiliyorduk ama 200'e galiba bu Moonlord'u kesme aşamalarında mı yapıyorduk? Öyle bir şey oluyordu. Tam hatırlamıyorum. Yani ben craftları unutarım sürekli. Çünkü sürekli craft oyunları oynadığım için hepsinin iki birbirine giriyor. Unutuyorum. O yüzden bakmam gerekiyor tekrar tekrar. Çünkü sürekli aynı oyunu oynamıyorum. Farklı oyunları oynadığım için hatırlamıyorum arkadaşlar ezbere. Her zaman bakarım yani. Oğlum bu craft oluyordu bak, yalan söyleme. Nasıl ya? Bu craft olmuyor muydu? Bu Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum oğlum? 200'lük oluyordu bu sanki ama şu anki aşamada olmadığını biliyorum. Ama Moonlord'un seviyelerinde 200'lüğe çıkartıyorduk. Kalktı mı lan yoksa oyundan o? Oğlum çok üzülürüm lan. Yapma. Bak üzersin beni. Asarım şurada çürürsünüz. Lan point set mi yaptım? Reve mod mu yaptım? Ver. 30 silver 30 silver. O zaman quick stack. Yer var mı yer? Al al al, hepsini al. İstemiyorum. Şunları al. Bir ara ben ayrıştıracağım bunları. Bir ara döneceğim ben. Bir ara döneceğim ben size. Ayrıştıracağım buraları. Şu da kalsın üzerimde, gitmesin, biriksin. Okumuz çok azaldı. İkor oklarımız var. Şöyle koyalım buraya. Tamam. Trofi odamı da göstereyim arkadaşlar. Şu ana kadar kestiğimiz bütün bossların kupalarını aldım. Trofilerini. İşte King Slime, Eye of Cthulhu, Brain, Wall of Flesh, Queen Bee, Skeletron, Twins'in iki tane tropisi, iki göz olduğu için ikisi tane tropi düşüyor. Destroyer ve Skeletron Prime. Şu ana kadar kestiğimiz bütün bossların tropileri bu odada. Burasının tropi odası yaptım. Bu da şey, korsan eventinden aldığımız bir kupa. Aslında bunun burada olmaması gerekiyor ama asacak yer yoktu. Buraya astım arkadaşlar. Buna farklı bir şey düşüneceğim. Şimdi alacağımız da tropiler var. Bir tane bu Duckfish Room'dan alacağız bir tane. Başka ne var lan? Kultiş'ten alacağız bir tane. 2. Moonlord'dan alacağız bir tane. 3. Golem'den alacağız. 4 Plantada'dan alacağız. 5. 5 tane daha tropi alacağım. Onları düzenlemeyi, şu tabloyu kaldıracağım büyük ihtimalle. Nasıl yaparım? Moonlord'unkini şu tepeye koysam
Tamam, 3-1-1 diye yapabilirim. Yani böyle bir kule dişmiş olurum. Geri kalan ekstra tropiler, yani eventlerden elde edilen tropiler falan filan var. Onları da şu alt sıraya dizebilirim. Yani burasını komple tropi odası yaptım. Kupa odası yaptım. Kelleleri buraya asıyorum. Kestiklerimin 10 numara. Burasını wizard'a yapacağım. Bu odayı. Büyücünün odası olacak burası. Kitaplıklarla falan dolduracağım burayı. Büyücünün odasını. Ortaya da küresini koyacağım. Buraya wizard'ı koyacağım. Kulenin başında Merlin misali. Orada duracak. Orayı ona ayarlayacağım. Eşyaları zaten altına çeviriyorum. Altın eşyaları. Kale çok büyük olduğu için aydınlatma olsun diye her yere toş koydum. Şu anda haritada bayağı bir aydınlık gözüküyor. Güzel. Bu şekilde devam ediyorum. Arka planı, yani kalenin arka planını değiştirir miyim bilmiyorum. Altın işleme olarak değiştirebilirim. Şu desenleri. Altın işlemeler olarak değiştirebilirim. Ama emin değilim. Yani görüntüsü çok fazla değişebilir diye tam emin değilim o yüzden. Işıklandırmaları düştükçe şu şekilde altın ışıklara çeviriyorum falan. Daha bakın burada oluşturulan gold'dan silver'dan ışıklar var. Bunların hepsini değiştireceğim. Yani zaman içerisinde buralar hep değişecek. Mesela şu köprülerdeki heykelleri kaldıracağım. Tamam mı? Bu köprülerdeki heykellerin hepsi kalkacak. Yer olmadığı için ben buralara koydum. Buralara çeşmeler koyacağım. Su fışkırtan böyle o Witch Doctor'ın verdiği var ya. Çeşmeler. Onlardan koyacağım buralara böyle. Güzel gözükecek. Su sistemleri falan yapacağız. O şekilde düşünüyorum. Yani zaman içinde bayağı bir gelişecek buralar. Buraları müteahhite verdim. Binaları dikeceğiz. Şu anda 45 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Yani biraz sohbet muhabbet de geçti. İşte gittim pot yaptım falan filan. Bu şekilde geçti biraz ama hiç video gelmemesinden iyidir. Yani siz video terörye videosu istediğiniz için hem açıklama yapmış olurum dedim. Hem de bundan dolayı size burada oyalanırken size de anlatayım dedim. Hem de abone isimlerini okumuş oldum. Güzel oldu. Diğer videoda büyük ihtimalle Plantera'nın alanını ben hazırlamış olacağım. Şuradaki alanı, düşündüğüm alanı yapmış olacağım diğer videoda. Diğer videoda Plantera keseceğiz arkadaşlar. Plantera'nın peşinde olacağız. Diğer videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.